Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili seyirciler, sizlere Ahmediye Cemaatinin Beytus Subuh adlı merkezinden, Frankfurt stüdyosundan sesleniyoruz. Ve programımızın konusu Siretün Nebi. İlk programı yapmıştık ve çok heyecanlı bir yerde kalmıştık. Ve konuklarım Doktor Abdülgaffar Han Bey tekrar stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Raşit Paktürk Beyefendi, siz de hoş geldiniz hocam. Evet, programımızdan bahsedik. Siretün Nebi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin affından bahsettik. Yani öyle bir peygamber düşmanlarını dahi affedebiliyorsa ve biz onun ümmeti olarak yani ne durumdayız onu öğrendik ve kendimize ne kadar çeki düzen vermemiz gerektiğini öğrendik. Ve siz Abdullah bin Ubey'in cenazesinden bahsetmek üzereydiniz ki programın sonuna gelmiştik. Evet. İnşallah o kaldığımız yerden devam edelim. Hayır, tabii. Selamun aleyküm değerli seyirciler. Geçen programda biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siretinden bahsettik. Güzel yüce ahlakından bahsettik. Ve affetmesinden bilhassa ve kusurları bağışlamasından bahsettik biz. Ve dediğiniz gibi Abdullah bin Ubey ibn-i Selul bu münafıkların reisi olan Reisül Münafikin buna derler. En büyük münafık. Bu adam aslında bir mecliste Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim de bundan bahsediyor. Şöyle diyor ki efendim savaş bittikten sonra Medine'ye gidince Medine'nin en yüce insanı, şereflisi, oranın en aşağılısını onu dışarı edecektir. Medine'den dışarı kovacaktır. Yani kendisi için en şereflisi diyor. Ve Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için haşa suma haşa en aşağılısı diyor Medine'nin. Ve bunu duyan kimseler gitmişler ve Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e demişler, ya Resulallah sizin aleyhinizde falan mecliste Ubey ibn-i Sulul böyle böyle dedi. Ve bunu tabi Hazreti Ebu Bakır, Hazreti Ömer ve öteki ashab-ı kiram duydu. Yine de Peygamber Efendimiz hiç oralı bile olmadı. Affetti. Olsun dedi. Beyler hiç ses çıkarmayın. Hatta savaş bittikten sonra Medine'ye dönünce oğlu dedi ki durmuş arada. Kılıcını böyle çıkarmış. Elinde baba dedi. Yani önünü kesiyor. Baba sen Medine'ye giremezsin. Ancak söyle sen Medine'nin en aşağılık insanısın. Ve Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise Medine'nin en şeriflisidir dersen seni bırakırım. Yoksa kelleni uçururum der. Babasına karşı. Öz oğlu. Evet. Bu esnada da uzaktan. Tabii kalabalık şey olmuş. Ashab-ı kiram ne oluyor diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzaktan atıyla böyle sürüyor. Tam ortasından, kalabalığın ortasından. Beyler dağılın ne oluyor? Hadi yürüyün falan der. Hani dağıtıyor işte kalabalıkta yapmayın. Oğluna işaret ediyor. Gel, gidelim oğlum diyor. Gel zaman geç zaman, tabii zaman geçti aradan ve tabii ölüyor, vefat ediyor. Abdullah bin Ubey bin Selul. Peygamber Efendimiz'e haber geliyor. Hatta oğlu, hani biraz önce bahsettiğimiz oğlu. Diyor ki ya Resulallah benim oğlum, babam vefat etti. Gelin cenaze namazı için. Ayağa kalkıyor ve fırlayıp da önünü kesiyor Hazreti Ömer. Ya Resulallah nereye? Duymadın mı sen? Abdullah bin Ubey ibn-i Selul vefat etti. Onun cenaze namazı için gidiyorum. Ya Resulallah onun münafık olduğunu, hatta Reisul Münafikin olduğu hal, bildiğin halde Yüce Allah Kur'an-ı Kerim demedi ki sakın sen onların cenaze namazına gitme. Çekil Ömer diyor. Yolumu bırak.
Ve o mücessim dediğim yani tepeden tırnağa kadar affolan Yüce Peygamber Efendimiz gidiyor. Sadece bu kadarla kalmıyor. Bazı rivayetlere göre kendi cübbesini çıkarıyor ve ölüsü üzerinde seriyor. Düşünebiliyor musun? Evet, şefkat peygamberi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şefkati böyle. Ve buyurun. Ömer Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın Resulü sen nasılsa cenaze nedir? İstihbardır değil mi? Onun için istihbar diliyorsun. Kur'an-ı Kerim'de sen onlar için 70 kere dahi istihbar etsen affetmem. Dilersen Allah affetmem diyor. Demiyor mu deyince? Yani bu hatırlatmayı. Evet. Belki düşünmüştür ki ben Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okursam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazesinden ikna edinem ve vazgeçer cenazesinden. Evet. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetine, şefkatine görünüz ki kendisi şöyle cevap verdi. Ey Ömer, ben 70 kereden daha fazla onun için istiğfar ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem affıdır ve rahmetidir. Elhamdülillah. Onun için Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Yüce Allah neler Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Ya eyyühen nebiyyü inna arsalnaka şahiden ve mübeşşiren ve nezîren ve da'iyen ilallahi biiznihi ve sirâcın munîrâ. Bir yerde diyor ki lekad câkum resûlun min anfusikum azîzun aleyhima anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Yani ey insanlar, ey müminler, ey Müslümanlar, sizin içinizden öyle bir peygamber geldi ki kendisine sizin şeyle size sıkıntıya girmeniz ona çok ağır gelir. Kendisine çok ağır gelir diyor. Size çok düşkün olan, şefkatli ve merhametli olan bir peygamber size geldi diyor. Yüce Allah da bunu söylüyor. Yani abi, sizin acılarınızı paylaşan, sizinle hisseden. Ve düşünüyorsunuz Allah tebarek ve teala. Hocam, Raufur Rahim, Yüce Allah kendisi için kullandı bu kelimeyi. Şefkatli. Evet. Rauf şefkatli demektir. Rahim merhametli. Ve Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için de aynı kelime kullanıyor. Şefkat da ne şefkat efendim? Evet. Yani Allah-u Teala kendisi de Rauf'tir ve Rahim'dir. Hocam bunu... Ben onu anlatmak istiyordum. Ha, Allah-u Teala'nın kendisi, onun kendisi isimleridir. Rauf ve Rahim. Ve bu iki ismi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e veriyor. Diyor ki bu da Rauf ve Rahim'dir. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman Ahmadiye cemaatin kurucusu Hazret Mirza Gulam Muhammed Hazretleri şöyle diyor. Derdinem coşet sanavi servari anki der hubi nedavret hemsari. Farsça da güzel bir dil. Racim Bey. Farsça, evet. Farsça'nın Mevlana Hazretül Mesnevisi'ni Farsça olarak yazdı biliyorsunuz. Peki ne anlama geliyor? Ben anlatacağım. Çünkü daha bitmedi ki. Devam ediyor da onun için. Hı hı. Yani Farsça'nın dedim. Kendisi diyor. Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i övüyor. Derdinem coşet sana ey serveri. Anki der hubi ne davret hemseri. Anki caniş aşıkı yavri ezel. Anki ruhş vasili an dilberey. An çırağış davd hak. Kaç tam ebed. Ne hatar ne gamze baudi serseri. Antrahum hao ki halkaz ve vadid. Hani Raufur Rahim dedik ya biraz önce. Bakın Farsça olarak bunu anlatıyor. Kendisi. Antrahum hao ki halkaz ve vadid. Kas nadida dar cahan azmadori. Diyor ki der dilem coşad. Muhammed-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünürken, onu sana, onu methederken içim coşuyor diyor kendisi. Anke der hubi ne davret hemsere, o güzelliklerinde
iyiliklerinde eşi benzeri yoktur beyler. Aunki canuş aşıkı yari azel. Onun canı yüce Allah'a aşıktır. Aunki ruhuş vasile ondil bere ve onun ruhu yüce Allah'a ulaşmıştır artık beyler. Aunca ravaş Davud hak kaş Davud. Yüce Allah kendisine öyle bir lamba vermiştir. Allah tebarek ve teala veriyor. Muhammed Resulullah'a. Ki bu hiç sönmez. Bu lambanın bir kasırgadan da korkusu yoktur. Rüzgar ve esintisinden, onun şeysinden hiçbir korkusu yoktur. Çünkü öyle bir lambadır ki bu artık sönmez. Hep kıyamete dek sönmeyecek. Diyor aun tarahum ha ki halk azvay badid Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği merhamet hiç kimse de hayatında kendi öz annesinden bile görmemiştir. Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğü merhamet kadar yoktur. Evet, devam ediyorduk. Ve Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem affinden bahsediyorduk değil mi efendim? Evet. Evet. Safvan bin Umayye, bu da İkrem'in arkadaşlarından. Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem planlayan, şey yapan, onu öldürmek için neler bu adam yaptı. Hatta affet için amcası Umayr bin Vahabi kendisi gönderiyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da affediyor. Haris bin Hişam hangi birini? Bitiremeyiz ki saymakla. Saymakla bitmez diyorsunuz. Evet. Bitiremeyiz. Haris bin Hişam ve Züher bin Umayya ikisi Hazreti Ümmü Hani biliyorsunuz amcasının kızı Hazreti Ali'nin kardeşi, kız kardeşi. Onun evine gitmişler. Ve demişler ki ne olur Peygamber Efendimiz burada sığınmak istiyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den af diliyoruz. Hazreti Ümmü Hani gidiyor kendisine yüce ricada bulunuyor ve yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet ben onları affediyorum. Bir de Fuzale bin Umer diye biri. Onu da pek enteresan. Müsaade edersiniz anlatayım. Tabii, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii Mekke fethedilmiştir. Kendisi bütün ashabıyla 10.000 kişiyle diyelim ki tavaf ediyor. Fuzale ne düşünmüş? Daha Müslüman değil bu. İsmi Fuzale bin Umayr. Ki bu feth eğer ben kalkıp da Muhammed Resulullah'ı öldürürsem, Muhammed denilen bu adamı öldürürsem bu feth yenilgiye döner. Çünkü bu feth, bu zafer bu adamın Muhammed denilen sallallahu aleyhi ve sellem adamın etrafına döner. En iyisi bunu öldürelim. Bir bıçak koyar, hançer, cebini koyar, cübbe giymiştir. Bu da tavaf etmeye başlar. Yine aynı Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in gittikçe yaklaşıyor. Yüce Allah da Peygamber Efendimiz de şey dedi yavaşça, buna vahiy-i hafî diyoruz, gizli vahiy ile. Ey Habibim, sevgili Peygamber, arkadan Fuzale geliyor, onun niyeti kötü. Sakın ha, dikkat. Peygamber Efendimiz hemen duruveriyor. Binlerce insan tavaf ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve o bağırıyor kendisi. Fuzale neredesin? Fuzale saklanmaya çalışıyor. Suçlu ya. Suçlu olduğu için evet. Tabii cebinde de hançer var. Öldürecekmiş kendini. Suikast planı yapmakla. Meşgul, evet. Ve tekrar buyuruyor. Fuzale neredesin? Bu ayağa kalkıyor. Buradayım efendim. Ve yaklaş diyor kendisine. Fuzale, beni öldürmekle senin eline ne geçecek der. O hayreti ciddi kalıyor. Ya Resulullah kim söylüyor size? Yüce Peygamber dedi, Allah'ın Rabbi benim Rabbim bana söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Fuzale ayağına düşüyor. Fuzale ayağa kalk. Evvela
söylüyor yani şey nazlanıyor. Efendim hayır öyle bir niyetim yok. Peki bu sağ cebinde ne var? Çıkarıyor kendisi fuzal ediyor. Hançer var efendim. Peki hançer burada cebinde ne arar? Biz tavaf ediyoruz. Hani tavaf ediyordun sen de. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu şu göğsündeki düğmelerini açar mısın diyor. Fuzali kendisi bu rivayet ediyor. Kitaplarda mevcuttur, hadis kitaplarında. Hı hı. Ve kendisi diyor ki Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey dedi, böyle deyince ben şeyimi açtım ve bir şeyler okudu ve elini sürdü ve içindeki sanki o kin kayaları tek tek çatladı. Ve ayağına kapandım, cüstüm. Beni affedin, ne olur ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte dedim, yani beyler, biz niye bunu anlatıyoruz? Ki sizler de o yüce Allah'ı benimsemeye çalışın. Çünkü yüce Allah dedi, لَقَدْ قَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Muhammed Resulullah sizin için en büyük, en güzel örnektir. Diyor yüce Allah. Ka'b bin Züher şairdir. Malumunuz bütün bizim alimlerimiz hepsi biliyorlar. Meşhur şair. Ama hayatı Muhammed Resulullah ve İslamiyet aleyhinde şiir yazmakla geçer. Aleyhine. Tabii. Hı hı. Hayatı hocamız biliyor bunu. Hatta hocamız şiirlerinde okumuştur kendisi. Evet. Ve aleyhinde yazdığı için hep hani biz ona hiciv diyoruz. Öyle değil mi efendim? Hiciv. Hep yazar. Kışkırtır Müslümanlar, şeyleri, kafirleri. Bu böyledir, böyledir. Ve nihayet bu adam gelir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna bir kaside yazar. Ona Banat Suad ismi var bu kasidenin. Çok meşhur bir kasidedir. Af dilemek için, tabii şair ya kedisi. Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in naati veyahut da şey övgüler ile dolu olan bu şey kaside ile gelir Medine'de Mescid-i Nebvi'dedir ve bir yabancı olarak tabii kalkar ve şiir okumaya başlar. Kimse de bilmiyor ki bu acaba Ka'b bin Züher mi? Şiir okuyunca hemen herkes, çünkü onun öldürülmesi için emir çıkmıştı. Hemen sahaba böyle şey diyorlar. Bu Ka'b bin Züher ya. Ama yüceler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkar ve kendi çarşafıyla onu örter. Yani artık ben eman verdim kendisine. Dokunamazsınız ona. Onun çok meşhur şiiri vardır. Biliyorsunuz. Yani Ka'b bin Züher'in. Onu şey getirdim şiiri de. Müsaade edersiniz ben şiiri de okuyayım. Tabii. Diyor inna rasul ala seyfun yustaz'u bi muhannadun men suyufillahi maslulu. Yani Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir kılıçtır ki onun ışığı vardır her taraf. Pırıldar yani. Parıltısı vardır. Ondan ziya yani nur alınır. Ama Hint kılıçlarından biridir adeta. Eskiden muhannet çok meşhurmuş Hindistan'dan gelen kılıçlar. Min suyufillahi maslul. Bu Allah'ın kılıcıdır diyor ey insanlar. Ve daima yalındır. Yani devamlı düşmanları keser. Halbuki Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kılıcından hiç kimse öldürülmüş de değil tabii. Bu şairin tabii sözleri. Ama bu şekilde methediyor Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çok ilginç. Hayatı boyunca hep Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı evet. Şiir yazan birden öyle bir dönüşüm noktasına geliyor ki övgüyle bahseder övgü. Oluyor. Evet. Kaside, Banat Suud bir kasidedir yani evet. Yazmıştı. Günümüzde şunu söyleyebilir miyiz hocam? Efendim. Günümüzdeki Müslümanlar İslamiyet'e karşı biliyorsunuz propagandalar gün geçtikçe yükseliyor. Bayağı var. Evet. Ama aceleci davranıp da işte ölüm fetvaları.
biliyorsunuz Selman Rushdie'ye karşı vesaire birkaç örnekler verilebilir. Evet. Hemen aceleci davranıp bir insanı öldürmekle. Hollanda'da öldürmüşler hani o evet. film çekecekmiştik. Evet. O adamı öldürmüşler. Öldürmekle. Bakın meşhur bir söz var. Türkçe'de çok güzel bir söz. Kan lekesi kan ile temizlenmez. Su ile temizlenir. Ne güzel bir söz. Yani o tür insanlar Müslümanım diye geçiniyorlar. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çizgisini aslında terk etmiş yani, oluyorlar. Yani ters düşüyor. Evet. Bugün mesela bomba atıyorlar. Bunlar efendim Hristiyan, bunlar Yahudi. Çocuklar şeydi, alışverişti. Pazarda. Çoluk çocuk demeden, kadın demeden, erkek, büyük, küçük hepsi öldürülüyor. Evet, tabii çocuklar bugün... İslamiyet'in ismini dahi duymamış. Onları evet. öldürüyorlar. Evet. Ve diyorlar biz ölürse de cennete gideceğiz. Cennete gideceğiz. Evet, biraz önce... Sözünüzü kesiyorum. Buyurun. Tabii, buyurun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bir başından bir olay geçti. Kendisi ashabıyla beraber bir savaştan galiba geri dönüyor. Ve çok yorulmuş oldukları için herkes bir tarafa çekiliyor veya uyakalıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uyakaldı. Evet, evet. Bu esnada bir kafirin birisi geldi. Elinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı ağaca asılı durumda. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kılıcını aldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni benim elimden kim kurtarabilir?" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah. Ama öyle bir yüce bir böyle şanlı bir heybetli bir şekilde Allah dedi ki o titremeye başladı. Kafir titremeye başladı ve elindeki kılıcı yere düştü. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kılıcı eline aldı. Dedi ki seni benim elimden kim kurtarabilir? Onun bir cevabı yoktu. Değil mi? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hiçbir şey demedi. Öldürmedi. Ashab-ı kiram-ı şarif de bunu öldürün, bakın beni katlediyor, katil etmek için geldi diye bir şey demedi. Hatta Mekke'deyken meşhurdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoldan geçerken kafirler dikenler yol üzerine döküyorlardı, koyuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine geçince dikenler ayağına batardı. Bir kadın vardı, bir yaşlı bir kadın. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oradan geçmesini beklerdi. Tam o geçerken de onun üzerine evin çöpünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine atardı. Bir gün, iki gün, üç gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çöp atan olmadı. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba kadına ne oldu, öldü mü acaba, hasta mı, landı mı? Peygamber aleyhissalatü vesselam onun hasta olduğunu öğrendi. Ve kendisine gitti, o hanıma gitti. Dedi teyzeciğim, o böyle deyince o korktu. Zannetti ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem genç bir adam, beni acaba zarar mı verecek? Hayır teyzeciğim, ben senin hali hatırını sormaya geldim. Ya, senin şey hasta olduğunu duydum. Tamam. Bu örneklerle İslam yayıldı. Evet. İntikam almakla hiçbir din yayılmaz. Eğer bugün de bir İslamiyet'in yayılışını istiyorsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in af örneklerine uymamız lazım. Ve bu devirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'e aleyhine propagandalar var. Sadece bu devirde, o zaman da vardı. Hatta daha fazla vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın örneklerine uymamız lazım. İşte İslamiyet kılıç gücüyle yayıldı diyenlere aslında en güzel cevap bunlar. Gayet doğru. Şimdi ben bazen böyle insanlara soruyorum sohbetler arasında. Geliyorlar, görüşüyoruz. Diyorum ki, Hazreti Ebu Bekir'in kalbini hangi kılıç acaba fethetmiştir? Öyle ya. Hazreti Hamza, Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu hangi kılıç bunların kalbini şey yapmıştır? Fethetmiştir. Hatta Hazreti Ömer meşhur biliyorsunuz şeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zamanlarda Kabe gider teheccüd namazı için. Kendisi, Hazreti Ömer kendisi anlatıyor. Ben diyor anlaştım Ebu Cehil'le. Eğer onun öldürüp gelirsem diyor şu kadar para alacağım Ebu Cehil'den. Sözleşme yapıldı. Kılıcımı açtım. Ve sordum sağ soldan. Acaba geceleyen ben nerede bunu bu zatı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görebilirim diyor.
Dediler ki saat 3 sularında Kabe'ye gelir. Tabi o zaman Kabe bugünkü gibi değil. Sahra, viran ediyor. Sahra içinde yani. O saatte sen onu yakalarsın, öldürürsün, kesersin onu. Diyor ben daha önce gelip de saklandım Kabe'de. Bir de viraneden, bu şeyden, bu çölden ses geliyor. La ilahe illallah diyor. Ha tanıdım hemen ki bu odur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat diyor, gelir gelmez böyle Allahu Ekber dedi ama nasıl dedi Allahu Ekber? Teheccüde namaz için. Allahu Ekber. Zulcebrutu vel melekutu vel kibriya vel azma. Şu kelimenin şeyini bakın. Ki Allahu Ekber diyor ama Hazreti Ömer diyor öyle deyince. Zulcebrutu vel melekutu vel kibriya vel azma. Cebrut sahibi olan, yücelik sahibi olan, azamet sahibi olan, yüceler yücesi olan Allah'a yöneliyorum ve Allahu Ekber diyorum. Ben titredim. Öyle bir sesi var diyor. Hatta o kadar titredim, kılıcım elimden düştü. Ben öyle insanlara soruyorum. Öldürmeye kim gelmişti ki? Muhammed-i Musa, Hazreti Ömer diyor ki ben o zaman zaten Müslüman, içim o zaman Müslüman olmuştu zaten. Bunu bu halde görünce. Bayağı etkilendi evet. Ve secdeye kapandığı zaman bir dualar. Öylesine dualar ki içim koptu diyor adeta. Ve namazı bitirdikten sonra gidiyor. Ben arkasındayım diyor o secde birinin arkasında olduğumu. Ve diyor kim? Ben dedim ben Ömer bin Hattab. Ömer dedi geceliğinde beni rahat bırakmış. Yani Muhammed Resulullah diyor ki ben rahat bırak ben ibadet edeyim. Yani bu insanlara hayret ediyorum. Diyorlar efendim İslamiyet kılıçla şey başladı. Saldıran kim? Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem varını, yoğunu, malını, mülkünü her şey bırakıp Medine'ye geliyor. Rahat edeyim ve rahat rahat tebliğ edeyim. İslamiyet'i yayayım diyor. Ebu Süfyan ve öteki arkadaşlar ile birlikte Ebu Cehil ve hepsi bunlar. Bunlar saldırıyorlar. Bunlar geliyorlar. Onun için tamamen bu yanlış fikirlerdir. Beyler siz de Hristiyan ve dost ahbab arkadaşlarınız olursa ve biri derse ki Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarla, kılıçlarla, mızraklarla, oklarla insanların kalbini fethediyordu. Onlara bu örnekler göstererek cevap verin. Çünkü Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendi ahlakıyla, ahlak güzelliğiyle ve İslam'ın nuru ile insanların kalplerini fethetmiştir. Bunun için biraz önce ben size şiirde okudum. Yani ançarağış daldı hakka aşına. Kaşağı. Tabet ne hatar ne gamze bağdı serseri. Yüce Allah kendisine öyle bir lamba vermiştir. Işık vermiştir. Kıyamete dek sönmeyen bir lambadır. Bir ışıktır. Ne onun şeyden bir korkusu vardır. Kasırgadan bir korkusu vardır. Ne de rüzgardan. Hiçbir kasırga ve rüzgar Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde olan bu lambayı asla söndüremez. Mümkün değildir. Bu yüzdendir ki cemaatimizin kurucusu Hazreti Mirza Gulam Ahmet aleyhisselam, yani vaat edilen Mesih ve Mehdi Hazretleri, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle demiştir değil mi? Allah-u Teala'dan sonra en çok ona aşığım, yani Hazreti Muhammed'e aşığım. Evet, Farsça olarak evet. Çok güzel. Hatta müsaadesiz ben o kelimesini söyleyeyim. Güzel dile getirmiş, evet. Bağdız kudav, bayişki Muhammed muhammerem. Ger kufri bavad, bahudav sakt kafirem. Muhammed-i Mustafa, Allah'tan sonra Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şeysini ben aşığım diyor. Mahmurum, yani mestim onun aşkıyla. Evet. Ger küfrin babat,
Bakuda sakt kafirim. Yani buna rağmen buna biri kalkıp da derse ben küfrediyorum, kafirlik ediyorum, kafirim. Vallahi bu kafirlik, ben iftihar ederim buna. Eğer bu kafirlikse değil mi? Evet. Eğer bu kafirlik. Öyle. Ger kufri babet, bakuda sakt kafirim. Ben o zaman en büyük kafir benim diyorum. Ve neler onun Farsça olsun, Arapça olsun, şeyler olsun, neler neler söyledi ona. Hatta bir yerde diyor ki, kendisi hatta diyor ki, manav huşmurga murgane kudsem. Yani cemaatin kurucusu beyler, yani Ahmet Hazretleri, Mirza Gulam Ahmet Kadiyani Hazretleri şöyle diyor, Muhammed Resulullah için, manav huşmurga murgane kudsem. Ki davret cevbe büstane Muhammed. Eğer hohi ki hakku yet, sena yet. Beşav az dil sana hani Muhammed. Şimdi Mevlevi arkadaşlarımız var. Onlar Farsça bilirler. Yani ama tabii ki ben bunun Türkçesini söylüyorum. Söyleyeceğim de. Diyor ki ben Ahmet Hazretleri cemaatin kurucusu olan. Zaten diyor ben Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in aşk dalında yuva kurmuş bir kuşum. Ne güzel söylemiş. Evet. Manam huşmurga murgane kudsem ki davret cevbe bustane Muhammed ve devam ediyor. Eğer hohi ki hakkı oyat sana oyat. Eğer insan, ey insan sen istersen ki yüce Allah arşta seni ansın. Tu ferşte sen ferşte yani yeryüzünde Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ananlardan ol ki Allah seni arşta ansın. Evet. Keramet gerçi bir namı nişanız. Beyan vinger zelil mani Muhammed. Dünya diyor ki keramet dünyada kalmadı. İnsanlar gelin Muhammed Resulullah Aleyhisselam'ın kölelerine gelin. Beyan vinger gel ve Muhammed benim gibi onun kölesi olan kimseleri gelin. Bu kerametleri ben bizde de görürsünüz. Çünkü o yüce peygambara öylesine yücedir. Dilinize sağlık hocam. Bu güzel sözle bir programımızın daha sonuna geldik. Evet. Değerli seyirciler, teşekkürler. Bizleri dinlediniz. Ümit ederiz ki bir sonraki, bir dahaki programda tekrar karşılaşırız. Ve bu program inşallah devam edecek. Niyetimiz o. Allah-u Teala nasip ettiği süre müddetçe. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Konuklarıma da teşekkür ediyorum. Bu kadar zaman ayırdınız. Teşekkür ederiz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Teşekkürler.